Halil İbrahim'i reddetti. Nasıl reddetti? Vallahi bizzat konuşmalarını dinlemedim Elif. Ama arabada söylediği kadarıyla benim dedi daha ölsem de Halil İbrahim'le eşim olmaz. Benim için kesin o iş bitmiştir dedi. Ölsenmiş. Sanki zaten ölmüyorsun kederinden. Neyse. Abinle buluşmuşsun. Dışarıda görüştüğünüze göre konu bendim herhalde. Ne oldu, karar verdiniz mi? Annenizi ihbar edecek misiniz? İnan gündem sen değilsin. Herkesin yaptığı hatalar var. Yüzleşebilenler şanslı olanlar. Ne diyor bu sakini? Benim hayatım diyor. Seninle ilgisi yok diyor. Tamam, senin hayatınsa ben de bir çift laf etmek istiyorum. Benim için kendini feda etme. Yani İskender'in oğluyla evlenmek zorunda değilsin. Böyle söyleyince meseleyi halletmiş mi oluyorsun? Bu adam sana şart koşmadı, bana şart koştu. Ne Nedim'e kalır ortada ne de Fikret dedi. Sen orada değil miydin? Ben hallederim bir şekilde. Bir yolunu bulurum. Sen evet deme. Ne yapacaksın? İskender'i de Mikikalara havale edeceksin. Ha, bak bu hiç fena fikir değil de. İskender'i öldürmek Kikaların boyunu aşar. Ay hala, bari sen aklı selim davran ya. Kızım ha bir ha beş. Ne fark eder? Anam bir kere azmettirici oldu mu? Oldu. Ben ondan dediydim yani. Evet. Ayşe ile Gamze gelmiş. Bilin bakalım yanlarında da kim var? Kim var? Ben biliyorum. Bahçeye alabilirsin. İskender'in oğlu mu geldi? Evet anne. Ya bunlar niye koş koş geliyorlar ya? Bunların acelesi ne? Allah aşkına sakin ol ya. Demek ki bu işin şakası yok Nedim'e. Hadi kalk gidelim biz de bakalım. Bir görelim bakalım neymiş. Babası gibi meymenetsiz bir şey mi bu? Ha? Şu başımıza gelenlere bak ya. Ne yapacağız biz Sakin'e? Nedim'e, ne zaman tek başına bir halt etsen sonunda biz ne yapacağız oluyor. Hadi kalk bizsek madem gidelim. Yürü hadi. Allah'ım yarabbim. Of Sakin, of. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Zeynep'ciğim. Hoş bulduk canım. Hoş bulduk. Zeynep. Kaan. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Oturmaz mısınız? Ayakta kaldınız. Oturalım. Oturalım tabii. Evet. Ansızın bazı gelişmeler olmuş. Evet, öyle oldu. Senin de benim de kontrolümüzün dışında. Ben de istedim ki gelip seni bizzat dinleyeyim. Evet Zeynep'ciğim. Yani babam bu evlilik olayını senin kabul ettiğini söylese de Kaan hiç rahat etmedi. Yani ben Zeynep isteyerek mi yoksa mecbur kaldığı için mi kabul etti? Dinlemek isterim dedi. Evet Kaan. Senin de dediğin gibi kontrolümüz dışında bazı şeyler gelişti. Ama bence ikimiz de geleceğimizle ilgili karar verebilecek yaştayız. Ben boşandım. Hı hı. Ama bu bundan sonra tek başına yaşamak istediğim anlamına gelmiyor. Asıl mesele
senin benimle evlenmeye mecbur bırakılıp bırakılmadığın. Bir de bilmiyorum, Ayşe bahsetti mi benim özel durumumdan? Halil İbrahim'i diyorsan Kaan biliyor. Halil İbrahim demiyorum, Ayşe. Ha, çocuk meselesini diyorsan Kaan zaten böyle bir dünyaya çocuk mu getirilir diye düşünüyor. Ah, Kaan ablanı da bahsetseydin keşke bu fikrinden. Aşk olsun Zeynep. Duymasın kardeşlerim, vallahi çok üzülürler. Ne içersiniz, ne ikram edelim size? Biz bir şey almayalım. Hatta biz Gamze ile bir yürüyüşe çıkalım. Ama sen Kaan'la Zeynep'e birer kahve yap Elif'ciğim. Olur Ayşe'ciğim. Nasıl içersin kahveni? Sen nasıl içiyorsan öyle içerim. Evet. Hadi afiyet olsun. Görüşürüz. Görüşürüz. Nedim'e, bak bu Kaan hoş çocuk. Acaba sen İskender'i arasan, kızımı boş ver, senin oğlanı ben alsam mı desen? Münasebetsiz. Tövbe tövbe, Sakin iyice şaşırdın. Kızım, ne oldu, ne konuşuyorlar? Bilmiyorum, kızım da sürekli kikirdiyordu, artık ne yapmaya çalışıyor hiç anlamıyorum gerçekten. Sen Zeynep'i boş ver şimdi, oğlandan bahset. Nedim onu merak ediyor. Bence karakter sizin teki. Zeynep kahveyi nasıl içerse beyefendi de öyle içecekmiş. Sanki ikisine tükürmeyecekmişim gibi. Nedim'e, gördün mü? Oğlan hem yakışıklı hem kibar. La havle ve la kuvvet. Sakin ya, vallahi şaşırdın sen artık. Ne dediğini de bilmiyorsun. Ağzından çıkanı da duymuyorsun. Of. Yani geçmişte yaşananların benim için önemi yok. Önemli olan geleceğe bakmak. Açıkçası ben pek evlilik insanı değilim. Yani senin dışında başka kimin ismi söylenseydi hayır derdim. Bu söylediğinden anlıyorum ki beni daha önceden biliyordun. İyi ve kötü bazı özelliklerini duydum diyelim. Kötüleri biliyorsan gerisinin pek de bir önemi yok. Zeynep, her ne kadar birbirimize uygun görülmüşsek de ben senin beni tanımanı ve bu işe gönülden evet demeni isterim. Kaan, dün baban çok öyle tanışın, kardeşin gibi şeyler söylememişti. Tamam işte. Şu andan itibaren birbirimizi tanımaya başladık. Eğer müsaitsen akşam bir yemek yiyelim baş başa. Sen bana sor, ben sana sorayım. Ona göre de sabırsız babama bir şeyler diyelim ha. Olur. Ben bu akşam müsaitim. Kaçta alayım seni? 8. Anlaştık. Afiyet olsun. Teşekkürler. Sağ ol Elif. Abi. Beni çağırır mısın? Otur Zeynep. Hayırdır? Asıl sen hayırdır? Zeynep Hanım, daha dün ağlıyordun burada. Halil İbrahim'le bizi yan yana getir diye. Sizi yan yana getiriyorum. Oğlan sana dil döküyor. Yalvarıyor sana duyduğum kadarıyla. Ve sen yok deyip eve gelip o İskender'in oğluyla görüşüyorsun, öyle mi Zeynep? Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Abicim, çok teşekkür ederim gerçekten. Benim için çabalamışsın. Dil dökmüşsün. Belli ki git bu kızı kurtar, yoksa Zeynep evlenecek demişsin. O da lütfetmiş, acımış, kalkmış, gelmiş. Kendince beni yapacağım hatadan korumak için kendi hatalarına bakmadan Zeynep yapma etme diyor. Ama nafile. Bundan sonra herkes kendi hayatına bakmalı. Doğru ya da yanlış.
Bak Zeynep, bu Levent'le olan nikahına benzemez. Öyle Halil İbrahim gelsin, düğünü bassın. Atsın seni sırtına, kaçırsın, kurtarsın falan. Haberin olsun, o İskender'le oğlu ikinizi de öldürür. Abi niye böyle bir şey olsun ki? Ben çağırmıştım Halil İbrahim'i o zaman. Şimdi kendimi istiyorum evlenmeyi. Halil İbrahim de Didem'le evlenecekmiş zaten. Anlamadım. Elif'i yollamışsın ya kızların yanına. Orada konuşmuşlar. Ben çağırsam da gelmez yani. Başka konuşacağım bir şey yoksa abi müsaadenle benim hazırlanmam lazım. Neye hazırlanıyorsun ya? Kaan'la buluşacağız. Evlenmeden önce birbirimizi tanıyalım dedi. Ben de olur dedim. Ha git git. Tanıyın birbirinizi. Ben Ayşe'yi, çocuklarımın anasını 10 yılda tanımadım. Annemi de sen 40 yıldır tanıyamamışım. Sen git bir gecede tanırsın Kaan'ı. Abi uzatmayalım lütfen. Ayrıca ben Kaan'la barda tanışıp evlenmiyorum ki. İkimiz de yapmamız gereken şeyi biliyoruz. Annemiz için, ailemiz için, kendimiz için doğru olan şey neyse onu yapacağız abi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.